Bismillahirrahmanirrahim. Nurul İzah fıkıh derslerimize devam ediyoruz. Babu teyemmumi. Bab konu manasındaydı. Teyemmüm kelimesi ne olduğu birazdan gelecek. Hatta bir yazıyoruz üzerinde. Bire bakalım. Bir. Et teyemmumu fil lügatil arabiyyeti. Teyemmüm kelimesi Arap dilinde manahu el kast. Kasıt manasına gelir. Kastetmek manasına gelir. Kelime manası bu. Yani kelime manası bu ama biz tabii şu an bir fıkıh kitabı okuduğumuz için bu kelimeyi kelime manasında ele alamayız. İstilahi manada ele almamız gerekir. Ne gibi? Namaz Arapçada salat olarak geçmekte. Salat geçti. Salatın kelime manası duadır. Öyleyse dua edelim değil, namaz kılalım şeklinde. Yani hep lügat üzerine gidilmez. İstilahi manaların da önemsenmesi gerekmektedir. Kimlerin iddia ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'de namaz geçiyor. Ve yegîmus salâte. Salat diyor, sözlüğe baktım dua manasında geldi. Allah burada dua edin diye buyurmuş. Namaz kılın diye buyurmamış diyor. Ya yani o lügat manası, istilahi manasına bakmak lazım. Teyemmüm kelimesi tefaül babından mastardır. Teyemmeme, yeteyemmemu, teyemmümün. Teyemmüm mastardır, tefaül babındandır. Şurudu sıhhatil teyemmümi veya sıhhatit teyemmümi. Eliflem okunmuyor. Şurut, şartun, şurutun cemi mükesserdir. Gayrı akıldır değil mi? Şartlar manasına gelmekte. Önce manaya verelim. Şurutu sıhhati teyemmümi, teyemmümün sıhhat şartları. Teyemmümün sıhhat şartları. Sıhhat, geçerlilik demektir. Yani teyemmümün geçerli olmasının şartları. Burada şurut kelimesi gayrı akıl bir cemidir. Gayrı akıl yani akılsızdır. Çünkü şurut şartlar manasına gelir. Şartlar dediğimiz şey bir madde değil ki aklı olsun evvela. Ayrıca akli olması için bir varlık olması gerekirdi. Şartlar varlık değildir. Özetle akıllı varlıklar insanlar ve cinlerdir. Yani dünyada yaratılmış mesul olan varlıklardan bahsediyoruz. İnsanlar ve cinlerdir. Şurut şartlar manasındadır. İnsanlar veya cinler manasına gelmemektedir. Dolayısıyla gayrı akıl yani akılsız denilir buna. Madem ki akılsız bir çoğuldur öyleyse bu müfret müennes hükmündedir. Bu yüzden sıhhat kelimesi müfret müennes olarak gelmiştir. Şurut muzaftır. Sıhhat muzafı ileyhtir. Sıhhat aynı zamanda muzaf. Et-teyemmüm de sıhhatın muzafın ileyhi. Yani muzaf şurut. Sıhhat sağının muzafın ileyhi. Solunun muzafı. Teyemmümle muzafı ile olur. Yesihu sahha yesihu. Yani muzaaf bir fiildir. Sahihin muzaf kısmına girer. Yesihu sahih olur. Bişurutin semaniyetin. Semaniye sekiz. Şurut az önce geçti. Şartlar manasında çoğul. Şartun şartani şurut. Sekiz şart ile sahih olur. Ne sahih olur? Faili göremedik. Yesihu hüve. Hüve o teyemmüm sahih olur. Fail. Munfasıl merfu zamir. El evvelü birincisi. Neyin birincisi? Sekiz tane şarttan bahsettik. Onun birincisi nedir? En niyetu niyettir. Ve hakika tuha o niyetin hakikati nedir? Aktul kalbi. Kalbin bağlanmasıdır. Akd, düğün, bağlanmak manasına gelir. Sen nikah tarif edilirken hüve akdun yeridu alel mulkil mut'ati diye geçer mutakada. Hüve o nedir? Akdun, bir akittir. Sözleşme, bağlanma. Burada akit, bağlanmaktır. Akdul kalbi, kalbin bağlanmasıdır. Alel fiili fiile. Ve vaktu ha zamiri niyete gitti. Gördüğünüz üzere ha müennes bir zamirdir. Çünkü niyet müennestir. Hakika tuha ha zamiri müennes geldi. Çünkü niyet müennestir. Ve vaktuha niyetin vakti nedir? İnde zarbi önce kelime vereyim. İnde anında yani zaman manasına gelir. Zarp vurmak manasında. Yed el demektir. T
Teyemmüm zaten teyemmüm idi. Buna göre doğru düz bir mana verelim. İnde zarbi yedihi. Ellerini vurduğu anda. Ne üzere? Ala ma yeteyemmemu bihi. Teyemmüm edeceği şey üzere. Teyemmüm edeceği şey üzere. Ma şey manasında. Teyemmüm edeceği şey üzere ellerini vurduğu anda, vurduğu an onun vaktidir. Yani niyetin vaktidir. Görüldüğü üzere ana metin şurada kaç satır, kısa bir metin. Dipnotlarımız oldukça geniştir. Elimizdeki nüsha bu şekilde basılmıştır. Ve şurutu sıhhatin niyeti. Peki niyetin sıhhatinin şartları nedir? Onun da şartları selasetün 3'tür. Şurut ne dedik? Cem-i mükesser, gayrı akıl. Bu yüzden selase kelimesi müennes gelmiş. Şurut şartlar nedir? Selasetün 3'tür haber yani. Şurut mübteda, selase haber olur. Onlar da neymiş? Şimdi görüldüğü üzere el evvelü veya el ula demiyor. Direkt İslam temiz şu bu gidiyor. Buna icaz-ı hasf derler. Belagat tabi bir konudur bu. İcaz ikiye ayrılır. İcaz ikiye ayrılır. Buradaki konu icazı hazif. Hasfetmekle. Yani el evveli yazıyor mu yazmıyor. El ula yok. Es-sani yok. Es-saniyet herhangi bir şey yok. Üçtür diyor. Birincisi şu, ikincisi bu demiyor. Direkt başlıyor. El İslamu ve temizu ve ilmu ma yenvihi. Ama biz anlıyoruz ki el ula birincisi nedir? El İslamu İslam'dır. Yani İslam burada haber olur. Mübteda mahzuf o şekilde değerlendirilir. Ne dedik? Tamam. Üç tane şart vardır. Birincisi İslam. İslam, esleme üstümü İslam. Selime kökü. Esleme ifal babına aktarılmış. Esleme üstümü İslam. İfal babından mastar garimimidir. İslam, Müslüman olmak manasına geliyor. Birincisi Müslüman olmak. Yani niyetin geçerli olmasının şartlarından birisi niyeti edecek kişinin Müslüman olması gerekiyor. Bir Hristiyan teyemmüme niyet etse boşuna etmiş olur. Ve temyizu, ikincisi de temizdir. Temiz akli ayırt etme gücü. Yani iyi ile kötüyü ayırt edebiliyor mu? İşte ne diyelim, sarhoş ile sarhoş olmayan ayırt edebiliyor mu? Baktığı zaman kötü, bu tür şeyleri yani ayırt edebilme özelliğine temiz diyoruz. Akli bir güçtür bu. Temyiz yaşı kaçtır? Genelde 7 olarak söylenir. Ama bu kişiye göre değişir yani. Herkes 7 yaşında temyize ermiştir denilmez. Ve üçüncü şart, sonuncu şart el ilmu bilmektir. Neyi? Bima o şeyi ki yenvi niyet ediyor hi ona. Yenvi neva yenvi fiildir. Faili hüve munfasıl merfu zamir. Buradaki hi mef'ulü bih olur. Unutmayalım fiillere bitişen her zamir nedir? Mef'ulü bih'tir. Fiile bitişmişse. Ama bu bitişen zamir, şurası çok önemli. Her zamir demeyeyim. Şu istisnası var. Şu özellikle birlikte. Yani ona birleşen zamir normal fiil çekiminde kendisinde yer almıyor olmalı. Daha Türkçeleştirirsek, fiil çekimi yapılırken zaten fiilde zamirler vardır. Onları kastetmiyoruz. Ek olarak standart halinde bulunmayan, ek olarak sonradan gelmiş olan zamirler mef'ulü bih olur. Neva yenvi. Buradaki hi sonradan gelmedir. O yüzden mef'ulü bih'tir dedik. Üçüncü şart ne demiş? Neye niyet ettiğini bilmesi gerekir. Ve yuştaradu şart koşulur li sıhhati niyeti teyemmümi. Teyemmümün niyetinin sıhhati için şart koşulur. Yuştaradu işterada yeşteridu iştiradun. Ama burada önemli olan devam etmeyeyim. İşterada yeşteridu yuşteradu. Yani iftihal babının meçhul muzarisidir yuştaradu. Şart koşulur. Ne için? Li sıhhati niyeti teyemmümi. Teyemmümün niyetinin geçerli olması için şart koşulur. Ne için yapılan teyemmüm bu? Ve li salati bihi. Kendisiyle namaz kılınacak olan teyemmümün niyetinin geçerli olmasının şartları diyor. Ehadü selaseti eşyae. Yani diyor o namaz diyor üç şeyden biriyle namaz için teyemmüm şartları, teyemmüm niyetinin geçerlilik şartları üç şeyden biridir. Bu üç şeyde nedir? İmma ya niyetü tahareti temizlik niyetidir.
veyahut istibahati salati namazı mübah kılma niyetidir. Ev veya niyetu ibadetin bir ibadet niyetidir ki öyle ibadet ki bu maksudetin kast edilmiş. La tesihhu biduni taharetin. La tesihhu sahih olmuyor. Biduni taharetin temizlik olmaksızın. Taharet temizlik demek. Temizlik olmaksızın sahih olmayan maksud bir ibadet. Maksudetin nekreden sonra gelen fiiller hal olarak değerlendirilmektedir. İşte bu durumda la yusalli bihi teyemmüm ile kılınmaz. Ne zaman? İza neva niyet ettiği zaman et teyemmüme fakat. Sadece teyemmüme niyet ettiği zaman. Ev veya neva niyet etti. Hu o niyet etti. Ne için? Likra'etil Kur'an'ı Kur'an okumak için. Velem mikün cünüben. Cünüp olmadığı halde. Esani ikinci şart nedir? El uzru özürdür. Öyle özür ki sıfat geliyor. El mübihu mübah kılıcı. Ne için mübah kılıcı? Li teyemmümi teyemmüm için. Yani teyemmümü mübah kılan özürdür. Ke bu'dihi onun uzak olması gibi milen bir mil. Neden bir mil uzak olması gibi? En ma'in sudan. Bakıyoruz bir mil ne demek? Bir numaralı haşiyeye bakıyoruz. El milu fil lüga. Lügatta şu demektir diyor ama ve hu fi şer'i önemli olan şeriatte ne olduğu. Onun da selase fersah 3 fersah olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda erba'a alaf demiş. 4000 adım, pardon, zira. 4000 zira olarak da hesaplanabilir. Diğer bir deyiş ile elimizdeki nüsha farklı. Farklı bir nüshaya şu an bakmaktayız. Diyor ki ona da 3 kilometreye denktir veya 4000 adımdır veya sitte alaf zira 6000 ziradır şeklinde yazılmış. Burada erba'e alaf demiş. 4000 zira demiş. Yani kitaba göre değişmekte arkadaşlar. Esasen 1 milin ne olduğuna baktığımızda 1609 metre olarak çıkmaktadır. Çeşitli değerlendirmeler var. Fakat kara miline bakıyoruz. İşte deniz miline bakıyoruz. Ortaya çıkan sonuç bunun 1609 metre olması. 1609 metre uzaklıktaysak sudan bu durumda teyemmüm yapabiliriz diye yazılmış. Ama artık günümüzde şartlar biraz daha değişmiştir. Kişinin arabası, bisikleti, motosikleti vardır. Yani nedir? İşte 1600 metre uzakta. 1600 metre ne yapıyor? İşte 1,5 kilometre gibi bir şey yapıyor. O kadar mesafeyi de yani artık susuzluk sayamayız. Yani kişinin arabası, bisikleti olduğundan dolayı diyorum. Böyle bir şey yoksa, kitapta ne yazıyorsa o diyebiliriz. En main sudan uzaklık olarak denildi. Velev fil misri şehirde olsa da kişinin şehirde olup olmaması önemli değil yani. Sudan ne kadar uzak olduğu önemli burada. Ve husulü merazin ve hastalığın vaki olması da teyemmüm için bir gerekçedir. Bu nedir gene? Teyemmüm yapmayı mübah kılar. Ve berdin Bert soğuk demek ve berdin ve bir soğukta yani soğuk gibi değil mi? Burada kef vardı. K gibi. Kebu'lihi milen ke husuli diyebiliriz aslında. Husuli merazin ke berdin işte soğuk gibi. Öyle soğuk ki bu. Yuhafu korkuluyor minhu ondan. Minhu telefu telef olmak korkuluyor. Yani telef korkusu salıyor. O kadar soğuk var ki bu soğukta kalırsak, bu havada abdest alırsak artık telef oluruz. Hastalanırız, düşeriz, bayılırız diye bir korku var. İşte o derece soğukluktan bahsediliyor. Evil merazu veya hastalıktan korkuluyor. Yazılmış zaten. Ve hafu aduvin hafu adu
Havf, korku, adu, düşman demek. Düşman korkusu ve ateşin, susuzluk korkusu. Buradaki el meraz direkt hastalık olarak da algılanabilir. Yani soğuktan doğacak hastalık değil, direkt hastalık. Ve ihtacun li'acnin, aslında li'ihtacun olmaz, ihtiyacin olmalı. İhtiyacın, ke ihtiyacin, ihtiyaç gibi, ne için olan ihtiyaç? Li'acnin, hamur. Kişi hamura su dökmesi gerekiyor, onunla ekmek yapacak, bunun gibi. La lidabhi maragin, pişirmek için olan ihtiyaç mazeret değildir. Ve lifakti aletin, buradaki alet su elde etme aleti, örnek kova. Fakt kaybolmak demek. Kişinin yanında bir kuyu olsa da, kuyunun içerisinde su olsa da, kişinin oradan su çekecek aleti, işte örneğin kovası kaybolmuş olsa, artık su yok hükmündedir. Yani esasen su var ama kullanamıyor ki, suyu oradan çekip kullanamıyor. İşte bu durum suyun yok olması hükmünde değerlendirilir ve kişi bu durumda teemmüm alır. Ve hafi fevti salati cenazetin. Hav, korku. Fevt, kaçması. Salat, namaz, cenaze, bildiğimiz cenaze. Buna göre cenaze namazının kaçmasının korkusu. Cenaze namazını kaçırma korkusu. Cenaze namazı kaçtı, kaçıyor. Abdest alırsam gecikeceğim, kılamayacağım diye kişi düşünüyorsa, böyle bir durum ortada varsa, böyle bir havf varsa, yani korku varsa, bu durumda kişi abdest almayı bırakır, direkt teyemmüm alıp cenazeyi kılar. Esasen bu çok bilinen bir şey değildir. Yıllar önce lisede okurken böyle bir konu işlenmişti. Öğretmene bu durumda teyemmüm alınabileceğini söylemiştik. O da hayır, ancak su olmadığı zaman alınır diye biliyordu. Yani ana ibare olarak öyle bildirir. Ne zaman ki su yok, o zaman teyemmüm alınır. Çoğunluğun bildiği budur. Oysa istisnaları var. Su olsa bile, işte cenaze namazı kaçıyorsa kişi teyemmüm alabilir. Ev'idin veya bayram namazının kaçması söz konusuysa, bayram namazını kaçırmaya dair bir korku varsa, bu durumda kişi yine teyemmüm alabilir. Velev binaen. Velev binaen namazı bina etmek için olsa da. Ne demek bu? Kişi namaza başlamış abdestli olarak. Daha sonra bayram namazından bahsediyoruz. Bayram namazını kılıyor abdestli olarak. Diyelim ki bir dakika sonra, örnek olsun diyorum, bir dakika sonra abdesti bozuldu. Dişinden kan çıktı veya farklı bir şey oldu. Abdesti bozuldu. Ne yapması gerekiyor? Dışarı gidip abdest alıp geri gelirse bu namaz biter. Zaten bayram namazı kaç dakika sürer? Bu durumda ne yapabilir? Velev binaen, namazı bina etmek için olsa da teyemmüm alabilir. Yani ne yapar? Hemen orada teyemmüm alır. Olduğu yerde teyemmüm alır. Namazı bina eder. Yani tamamlar. Binayı tamamlar. Ve leyse minel uzri, ve leyse değildir, minel uzri, özürden değildir, yani özür sayılmaz. Havfu fevtil cumuati, cuma, yani cuma namazını kaçırma korkusu özür sayılmaz. Kişi gelmiş, işte kişiler artık içeride camide cuma namazına gameti getirilmiş, ezanlar okunmuş, hutbe irad edilmiş, imam Allahu Ekber demiş, namaza başlanmış. Kişi de dış kapıda abdest alacak. Abdest alırsam bu namaz kaçar diye korksa bile abdesti almak zorunda diyor. Teyemmüm ile cuma o şekilde olmaz yani, su varken. Cuma kaçıyor korkusu, abdesti bırak, teyemmümü al gereksiz değildir. Vel vakti, vakit namazları için de aynı şey geçerli. 5 vakit namaz. İşte sabah olsun, yatsı olsun fark etmez. Farz kaçtı, kaçıyor, abdest almayayım, teyemmüm alayım diyemeyiz. Bunu ancak 2 yerde edebiliyoruz. Bayram namazının kaçması ve cenaze namazının kaçması söz konusuysa, abdest yerine teyemmüm ile devam edebiliriz. Es-salisu, üçüncü şart, en yekûne teyemmümün olmasıdır. Bir dahirin, temiz bir madde ile olmasıdır.
öyle temiz madde ki min cinsil erzi, erz yer demek, cins tür demek. Yeryüzü cinsinden, toprak cinsinden bir madde ile teyemmümün olması da şarttır. Ne gibi? Keturabi, turabi toprak demek. Turab toprak, toprak gibi. Vel haceri yani ve kel haceri demek. Biliyorsunuz atıf harfi var. Kel haceri, hacer taş demek. Taş gibi. Ve remli, remil de kum demektir. Kum gibi. La el hatabi, hatap gibi değil. Burada hatap odun manasına geliyor. Yani bir ağacı alayım, ağaçtan beri teyemmüm yapayım. Olmaz. Odundan yapayım, olmaz. Ve fildati, filda gümüş demek. Zehep altın demek. Gümüş gibi, zehep gibi. Yani lel hadabi odun ile olmaz. Vel fevvati ne diyelim gümüş ile olmaz. Ve zehebi altın ile olmaz. Ama kum, taş gibi şeyler ile olur. Başka nelerle olur nelerle olmaz diye düşündüğümüzde daha geniş bilgiler elbette vardır. Özet bir fıkıh kitabı okuduğumuz için ne yapmış? Olacak şeylere 3 tane madde koymuş. Turab, Hacer, Reml. Olmayacak maddelere de 3 tane koymuş. Hatap, Fizza, Zeheb. Rabi'un 4. madde nedir? İsti'abu kaplamaktır. El mahal, mahallin kaplanılmasıdır. Ne ile kaplanması? Bil meshi, mesih ile. İsti'abu, istifal babından. Nedir? Mastardır. İsti'abul mahalli. Mahalli. Mahal bölge. Yani tem yapılacak yerler. Yüz ve kol. Kol bir mahaldir. Yüz bir mahaldir. Mahalin kelime manası konum. Yer manasına geliyor. Temimler nerelere yapılıyorsa o azalar kastedilmekte. O azaların kaplanması bir meshi mesih ile. Mesih eli bir şeyin üzerine koyup çekmek demektir. El hamisu beşincisi en yemsaha mes etmek bi cemi'il yedi. Ne ile mes etmek? Bi cemi'il yedi elin tamamıyla. Ev veyahut da bi ekseriha elin çoğu ile. Ha yede gitti. Yet sema müennesi olduğundan ha da müennes olarak gelmiştir. Dikkat. Ekser nedir? İsmi taf değil kalıp ekser en çok daha çok. Ev bi ekseriha veya elin çoğu kısmıyla. Yani elin tamamıyla değilse de en azından çoğuyla bu mesihin gerçekleşmesi gerekiyor. Hatta lev mesaha lev şayet mesaha mes etse kim? Hüve o kişi. Zamir yani burada fail. Mes etse bi isba'ini iki parmağı ile la yücüzü caiz olmaz. O mesih geçersizdir. Dolayısıyla teyemmüm de geçersizdir. Velev kerrara, kerrara yükerriru, kerrara şayet tekrar etse de hatta böylece issev'abe kaplasa bile kişi iki parmağı ile örnek verelim kolunu mes etmesi caiz midir? Değildir. Kimse düşünmesin kolunun tamamını kapsayamadığı için geçerli değil. Çünkü ardından ne diyor? Velev kerrara tekrar etse kolun tamamını iki parmağıyla sağdan soldan uğraşsa tamamını meshetmeyi başarmış olsa da hatta istemabe kaplasa bile yine de geçersiz olmaz. Yüzü kolu meshederken iki parmaktan fazlasının kullanılması gerekir. Ama bi hilafi meshir ra'si. Ra's baş demek. Hilaf zıttına demek. Bi hilafi meshir ra'si. Başı meshetmenin zıttına. Yani başı meshetme konusunda durum böyle değildir. Es-sâdisu, altıncısı, en yekûne olması bir zarbeteyni iki vuruş ile olması, gerçekleşmesi. Yani teyemmümün iki vuruş ile gerçekleşmesi de gerekiyor. İki vuruş neyle? Bir bâdînil keffeyhi. İki avucunun içiyle vurması gerekiyor. Yere vuruluyor ya. Önce yere, toprağa elleri vuruluyorum. Velev fi mekanin vahidin tek mekan aynı mekanda olsa da ve yegumu geçer megame zarbeteyn zarbeteyn iki vuruş demek iki vuruş yerine geçer iki vuruş sayılır ne isabeti turabi turabın isabet etmesi bir cesedihi onun vücudunun tamamına
Hani mesela gusül alırken derler, ne derler? Bir kişi dereye atlasa, çıksa, bir de ağzına burnuna su verse gusül geçerli midir? Geçerlidir. Çünkü suya atladığımız her taraf yıkanmış olur. Aynı şekilde vücudun her tarafına toprak isabet etmiş olsa işlem tamamdır. Ama o da ne zaman olur? İza mesahahu, onu mesh ettiği zaman, bi niyeti teyemmumi, teyemmüm niyeti ile. İza mesaha, mesaha fiil, hüve fail, hu mef'ulü bih olmakta. Es-sabi'un, yedincisi nedir? İnkıta'u ma, o şeyin kesilmesi, durmasıdır ki, yunafi, nef ediyor, bozuyor. Hi teyemmümü. Teyemmümü bozacak olan, teyemmüme engel olacak şeyin, yani ne diyelim, teyemmüm esnasında var olmaması gerekir. Min hayzin, hayz gibi, ev nifasin, nifas gibi, ev hadesin, abdestsizlik gibi. Es-samiyun, sekizincisi, zevalü ma, o şeyin yokluğu ki, yemnu manu, mani oluyor, el-mesha, meshe mani oluyor. Ke şem'in, mum gibi, ve şahmin, iç yağı gibi. Sebebu teyemmumi, teyemmümün sebebi, ve şurudu vücubihi, ve onun vücutluk şartları. Ve sebebuhu ve şurudu vücubihi kema zükera fil vuzui. Teyemmümün vücub şartları da, sebepleri de abdeste zikredildiği gibidir. Abdest de aynıdır. Erkanu teyemmumi. Erkan, ruknun erkanun. Cem-i mükesser. Muzaf. Ruknu erkanu teyemmumi. Teyemmümün rükünleri, başlık. Ve ruknuha, ve ruknahu, pardon, ruknuha dedim, ve ruknahu, onun iki rüknü nedir? Meshul yedeyni, iki elin mesh edilmesi, vel vecihi, ve yüzün mesh edilmesidir. Rukna nasıl bir kelime? Ruknun, ruknani, tesniye bir kelime. Tesniye isimdir. İsimlerin tesniyesinin raf hali şeklinde yazılmış, elbette elif ile yazılmış, ama sondaki nun, ruknani, sondaki nun düşmüştür. Sebebi ise buradaki rukna kelimesinin muzaf olmasıdır. Rukna muzaf, hu muzafun iley, buna göre hu mecrur zamir olur. İrabu ney? Mahallen, çünkü mebnidir, zamirler mebnidir, zamirler aynı zamanda marifedir, onu da hatırlayalım. Meshul yedeyni, iki elin mesh edilmesidir, ve meshul vecihi demektir bu. Burada yine mesh kelimesi var. Vav'dan dolayı. Atıf harfi çünkü. Yedeyni de tesniye bir isim. Yedani şeklinde idi. Yedeyni cerhali. Çünkü mesh muzaf. Yedeyni tesniye isim. Ya ile mecrur. Sünnetü teyemmumi. Teyemmümün sünneti nedir? Ve sünenü teyemmumi, sünen cemi mükesser kalıp, sünnetün müfret, sünenün cemidir. Ve sünenü teyemmumi, teyemmümün sünnetleri nedir? Seb'etun yedidir. Sünen mübteda, seb'e haber olmakta. Sünen cemi mükesser gayrı akıl olduğundan müfret müennes hükmünde. Bu yüzden seb'etun müfret ve müennes olarak gelmiştir. Et tesmiyetu, görüldüğü üzere sebatun demiş, el ula dememiş, direkt işin içine girilmiş. Yani et tesmiyetu ne demek? El ula, birincisi nedir? Et tesmiyetu şeklinde olmalıydı ama hasfedilmiştir, icazi hazf diyorduk buna. Et tesmiyetu besmeledir, fi evvelihi, işin başında. Ne yapıyoruz? Teyemmüm. Öyleyse teyemmümün evvelinde besmele çekmek. Ve tertibu, tertip, rattebe yurattibu, tertip, tef'il babından mastardır. Tertip, sırayı gözetmek demektir. Sırayla yapmak. Sıraya uymak, sırayı atlamak değil. Vel müvalatu, müvalat daha önce geçmiş bir kelime, peş peşe yapmak demektir. Birini yap, git bir bardak su iç, tekrar geri gel. İşte bir tane daha yap, git televizyon izle, geri gel. O şekilde değil, peş peşe, ara vermeksizin yani. Ve ikbalül yedeyni, yedeyni az önce geçmişti, tesniye bir kelime. İki el, iki elin yöneltilmesi, ileri sürülmesi. Neden sonra? Ba'de vez'i hima. O iki el konulduktan sonra, fit turabi, toprağa.
Bir kez toprağa konduktan sonra ileriye doğru elleri itiklemek, sürmek. Ve idbaru huma, o iki eli geri çekmek. Ve nefzu huma, o iki eli silkelemek. Çünkü iki eli ileri geri yaptığımızda üzerlerinde yani toprak kalabilir, toz kalabilir. Silkeliyoruz. Örneğin elleri birbirine vuruyoruz. Ve tefrihul asabi, parmakları aralamak. Tefrih ferrahi, pardon, tefric ferracı feyrecü, tefric yine tef'il babından mastar. Esabi cemi mükesser bir kalıp. Esabi'i şeklinde. Te'hiru teyemmümi, teyemmümün geciktirilmesi. Ve nüdübe menduptur teyemmümün tehir edilmesi, geciktirilmesi, geriye bırakılması, ertelenmesi. Limen, o kimse için ki yercu umuyor elma'e, suyu. Yani suyu bulmayı umuyor. Gabli hurucil vakti, vakit çıkmadan önce. Kabil önce, huru çıkış. Vakit çıkmadan önce suyu bulmayı uman kişi için teemmümü geciktirmek, ertelemek mendüptür. Ve yecibu gerekir, ettehiru tehir gerekir, yani ertelemek gerekir. Bil vaidi bil mai, su ile vaat edilen kişi için. Örneğin kişiye demişler ki şu saatte sana suyu getireceğim, bekle demişler. Ve bir yere gitmişler, su arayıp getirecekler. Bu kişinin uslu gelmez, ben şimdiden teyemmüm alıp kılayım dememesi gerekir. Tehir etmesi gerekir. Velev hafel kazae, velev şayet hafe koksa da, kim? Hüve, o kişi. Kendisine vaat edilen kişi koksa bile el kazae, kazadan. Yani namazın kazaya kalmasına dair bir korku, endişe barındırıyor olsa da durum budur, değişmez. Reyci bu yine gerekir, ettehiru ertelemek bil vaidi, vaat edilen kişi için. Neyle vaat edilmiş? Bir sev, bir elbiseyle. Yani kişi demek ki elbisesi yok. Bu durumdaki kişinin de elbiseyle söz verilmişse kişiye, bunu da tehir etmesi gerekir. Ev istikai, su aleti, araç gerici için söz verilmiş kişinin de beklemesi gerekir. Malem yahaf, korkmadığı sürece. Neden? El kazae, namazın kazaya kalmasından korkmadığı sürece. Dalebul mai, suyu istemek, suyu araştırmak, su bulmaya çalışmak. Ve yeci bu gerekir, dalebul mai, suyun araştırılması gerekir. İla miktari erba'i mi'eti hudvetin. Hudvetin aslında hadvetin olarak geçmekte. Miye 100, hadıv adım demek, erba'i 4 demek, erba'i miye 400 demek, miktar mesafe demek. Buna göre yecibu gerekir, talebul mai, suyu araştırmak, bulmaya çalışmak gerekir. İla miktari erba'i miyeti hadvetin, 4000 adım miktarınca o mesafede aramak gerekir. İnşaet zannederse kurbehu, yakınındadır. Ma'el emni, emniyetle beraber. Yani güven içerisinde olduğunu düşünüyorsa ve yakında olduğunu, suyun yakında olduğunu düşünüyorsa bu durumda araması gerekir. Ama eminse ki su oralarda yok, hala 4000 adım aramanın da bir mantığı yok tabii ki. Ma'el emni, bir savaş ortamı yok yani. Kişi su ararsa beni vururlar, bilmem işte buna benzer esir yaparlar gibi düşünmüyorsa, kendini güvende hissediyorsa suyu arayacak. Ve illa eğer böyle değilse, fe bu durumda la, suyu aramaz. İlla in, la'dır. İn, yani ini şartıya var ya, şuradaki in ardından da bir la, işte in la. İlla'nın aslı, illa'nın aslı nedir? İn, la'dır. İn şayet la şeklinde. Ve yecibu kelimesi yine gerekir. Yecibu kelimesinin ilali üzerine duralım. Şimdi aklıma geldi kelime bakınca. Yecibu, vecebe, yecibu. Aslı neydi? Vecebe, mazide. Vav var. Muzaride yok. Niye yok? Yecibu. Aslı yevcibu. Yevcibu. Arada bir vav olmalıydı. Vav hasfedilmiş. Sebebi fetha ile esra arasında olması. Yani bir öncesinde fetha var.
bir sonrasında esra var. Fetha ile esra arasında vav hasfedilir. Yecibu gerekir dalebuhu, onun istemesi, araması gerekir. Mimmen, o kimseden ki hu, o kişi ma'hu, onunla beraberdir. Kendisiyle beraber olan kişiye de sorması gerekiyor. İnkâne, inşaet kân olursa fi mahallin, bir mahalde la teşihu cimrilik etmiyor bihi, o su ile. Kimler? En nüfusu, insanlar. Nüfus, insanlar cimrilik etmiyor su ile. İnsanların su ile cimrilik etmediği bir yerde ise. Ve in lem yu'ti, eğer vermezse hi, ona, illa ancak bir semenin mislihi, benzeri, yani gerçek değeri, piyasa değeri ile satılması hariç, ona verilmiyorsa, bedava olarak su verilmezse, derlerse kilitlisi şu kadardır derlerse, lezime lazım gelir hu, o kişi için şira'uhu bihi, o suyu satın almak lazım gelir. Ne ile satın alacak? Bihi, o makul ücret ile. Yani şuradaki misil kelimesi önemli. Bir semenin parayla satılması önemli değil. Nasıl parayla? Kara borsa mı satılıyor? Suyun litresi, örnek olsun diye diyorum. Diyelim ki 1 TL, kişi satıyor 10 TL'ye. Öyle değil işte. Misil demek tam karşılığı demektir. Bihi derken de bihi semen misil demektir. Yani değerince, hak ettiği miktar ile eşdeğer ücret diyebiliriz buna. Yani fahiş fiyat olmayacak. Bu durumda suyun satın alınması gerekir. İmkanı, bu da imkanı, eğer ise ma'hu, onunla birlikte ise, fazlan, fazla varsa onunla birlikte. Neden fazla varsa? An nefakatihi, kendi nafakasından fazla bir parası varsa. Yani kişi abdest almak için su satın alırsa, geriye yiyeceği için bir para kalmazsa, açlıktan ölecek duruma düşecekse, bu suyu satın almaz. Yani yemeğinin dışında, fazıl derken, fazıl an nefakatihi, nafaka yemek, yemeğinden fazla, fazıl arta kalan, fazla miktardaki para demek. Neden fazla, neden arta kalan? Yemekten arta kalan. Kişi gidip bir villa alacak kadar param yok, öyleyse diyemez yani. Yemek alabilecek, onun dışında bir miktar parası varsa suyu satın almalı. Es-salatu bit-teyemmumi, salat namaz, bit-teyemmumi, teyemmüm ile namaz. Yusalli kılar, salla, yusalli, salleye, yusalliyu, fa'ale, yufa'ilu. Yusalli namazı kılar, bit-teyemmumil vahidi, tek teyemmüm ile namazı kılar. Kim kılıyor? Fail nerede? Hı, o kılar. Ma şa'e, dilediğince, minel feraizi ve nevafili, farzlardan olsun, nafilelerden olsun, dilediğince kılar. Feraiz, farzun feraiz, cemi mükesser. Nevafil de cemi mükesser. Her ikisi de cemi mükesserdir. Anlatıldı. Tek teyemmüm ile istediği kadar farz, istediği kadar nafile, namaz kılabilir. Ve sahha, sahih olur takdimuhu alel vakti. Takdimuhu, onun takdimi, öne alınması. Hangi o? Teyemmüm. Hu, teyemmüme gidiyor. Teyemmümün alınması alel vakti, vaktin önüne. Yani ezan okunmadan önce de teyemmüm alınabilir. Velev kâne, velev şayet kâne olsa, ne olsa, ekserül bedeni, bedenin çoğu olsa. Ev veya nisfuhu, hu bedene gitti. Bedenin yarısı olsa, nisf yarım demek. Ne olsa, cerihan, cerih yaralı demek. Yani burada yeni bir konuya girdi. Yaralı olma konusundan bahsediyor. Cerihan yaralı olsa ne olur? Teyemmeme, teyemmüm alır. Ve inkâne, eğer ise, in, eğer kâne olursa, inkâne eğer ise, ekseruhu, hu bedene gitti, bedenin çoğu ise, ne ise? Sahihan, sağlamsa, hasta değilse, gasele yıkar, kim? Hu, o kişi yıkar. Neyi? Hu, onu, bedenini yıkar. Ve mesaha, ve mes eder el ceriha, yaralı yeri. Yani kişi sağlam yerini yıkar, hasta olan, yaralı olan bölgeyi ise mes eder. Mes demek ıslak elin
bir konum üzerine konulup çekilmesidir. Elimizi ıslatırız, başımıza koyarız ve öne doğru çekeriz. Bu şekilde başımızı mesh ediyorduk, biliyorsunuz. Bir de mesleri mesh etmek vardır, değil mi? Mest, mesh. Farklı kavramlar. Mest ayağa giyilen şeydir. Ayakkabıya, çoraba benzer şey. Mesh ise elleri ıslatıp mestin üzerinden çekmektir. Demek ki mesh ne demektir? Islak elin bir mekanda çekilmesi, sürtülmesi demektir. Hala yecme'u cem edilmez beynel gasli ve teyemmumi. Teyemmüm ve gasil arasında cem edilmez. Yani kişi hem yıkayacak kendisini hem de üzerine teyemmüm alacak, işte böyle bir şey yoktur. Yıkanabiliyorsa kişi yıkanır, yıkanamıyorsa teyemmüm alır. İkisini birden yapayım diye bir şey söz konusu değil. Nevâkızu teyemmümi. Nevâkız cem-i mükesserdir. Nâkız, nevâkız. Cem-i mükesser aynı zamanda isim failin cem-i mükesseri. Onu da söyleyelim. Bozucu maddeler demektir. Nevâkızu teyemmümi, teyemmümü bozan şeyler. Ve yenguzu bozar. Hu onu, yani teyemmümü bozar. Ne? Nâkızul vuzu'i. Abdesti bozan şey. Bozan şeyler diyebiliriz yani. Vel kudratu güç yetirmek demek. Ala isti'malil ma'il kafi. Kafi yeterli demek. Ma su isti'mal kullanmak. Vel kudratu güç yetirmek. Ne üzere? Ala isti'malil ma'il kafi. Yeterli suyu kullanmaya güç yetirmek. Neye yeterli? Abdest almaya yeterli. Hükmül cerihi, cerih yara idi. Yaranın hükmü. Ne zaman ki yara bu ama? İza kâne olduğu zaman. Ne? Hüve o yara. Maktu'al yedeyni ve ricleyni. Maktu haber. Maktu'al yedeyni, yedeyn iki el manasındaydı. Maktu kesilmiş, koparılmış manasına gelmekte. Maktu'al yedeyn iki eli kesik olan kişi. Ver ricleyin ve iki ayağı kesik olan kişi. Bir insan ki iki eli de yok, iki ayağı da yok. Ve onda bir yara var. Bunun hükmü nedir? Ve maktu'ul yedeyni, iki elin kesik olması, ve ricleyni ve iki ayağın kesik olması. Ne zaman? İza kâne olunca, bir vecihi o kişinin yüzünde olunca, cirahatun bir yara olunca, yusalli namaz kılar, hüve o kişi, yaralı kişi kılar, bi gayri taharetin temizlenmeksizin, yani abdestsiz kılar. Ve la yu'idu iade de etmez. Kim? Hüve o kişi. Hüve yine faid. Böylece ne oldu? Teyemmüm bahsi bitti. Sorular var. Ma mana teyemmüm diyor. Teyemmüm manası lügat olarak ve istilah olarak nedir? Gibi pek çok sorular mevcut. Ardından bab el mesh alel hufeyn, bildiğimiz mes bahsi gelmiştir. Hem mes hem mes diyebiliriz. İki kavram da burada kullanılacak. Böylece videomuz bitti.